Tonguç'tan herkese merhaba. Fizik birinci dönem birinci Yazılı'yla karşınızdayız. Hocam sınavlar başlıyor dediniz. Yetişin dediniz ve sizler için bakınız bir sınav hazırladık. Umarım iyi bir sınav geçirirsiniz. Fiziğin alt dalları. Bakalım fiziğin alt dalları neydi? fiziğin alt dalları kamyonet şeklinde kodlanıyordu ve şu şekilde söylüyorduk katı hal fiziğiydi değil mi? Sonra atom fiziği yazıyoruz hemen arkasından ve hemen arkasından mekanik mekanik ve yüksek enerji ve plazma fiziği devam ediyor. Sonra optik nükleer fizik yazıyoruz. Sonra elektromanyetizma zaten bunların ne ile çalıştıkları ya da ne ile ilgilendiklerini daha evvel söylemiştik. Ama tekrar üzerinden geçersem katı hal fiziği, kristal yapıdaki katı maddelerin işte elektrik iletkenliği, işte ısı iletkenliği gibi özellikleriyle ilgileniyor. Atom fiziği, atomun atomu oluşturan unsurlarla ilgileniyor. Mekanik e zaten adı üstünde mekanik hareket Kuvvet yani kuvvet etkisinde hareketle ilgileniyor. Yüksek enerji ve plazma fiziği, eee, CERN'de yapılan çalışmalar, hani optik zaten ışıkla ilgileniyor. Nükleer fizik atom çekirdeğiyle ilgileniyor. Bakın atom fiziği atomu oluşturan unsurlar, nükleer fizik ise atom çekirdeğiyle ilgileniyor. Elektromanyetizma, bunu bir düzeltelim hemen. Elektrik ve manyetizma. Sonra bir de son olarak termodinamik de ısı olaylarıyla ilgileniyor. Sevgili gençler, sonra fiziksel niceliklerin sınıflandırılması. Temel büyüklük ve türetilmiş büyüklük olarak sınıflandırılıyorlar. Bir de skaler ve vektörel büyüklük olarak sınıflandırılıyor fiziksel nicelikler. Öncelikle temel ve türetilmiş arasındaki farklılıkları söyleyelim. Temel büyüklükler şu şekildeydi. Kısa muz şeklinde kodlamıştık onu da hatırlarsanız. Kısa muz ve kısa muzun k'si kütleydi. Hemen şöyle yazalım sizler için. Kütle sonra bu ışık şiddetiydi bu sıcaklıktı sıcaklık sonra şöyle uzatalım biraz bu akım şiddetiydi sonra madde miktarıydı madde ve uzunluk hemen arkasından yazdım sığmadı ve zaman sevgili gençler şöyle uzattım zaman temel büyüklükler bunlardı bunların haricinde fizikte temel büyüklük yoktur diyebilirim. Türetilmiş büyüklük ise temel büyüklüklerden türetilmiş büyüklüklerdir diyoruz. Mesela alan bir türetilmiş bir büyüklüktür çünkü uzunluk iki defa kullanılmış. Sonra hacim türetilmiş bir büyüklüktür. Aynı şekilde uzunluk 3 defa kullanılmış. Mesela bir yerin hacmi, bir şeyin hacmi ya da fark etmez. İşte 10 santimetre küp. Ne olmuş? Santimetre 3 defa kullanılmış. Sonra hız. ...sonra işte hız ve sürat zaten... E, ...süratle hız arasındaki farkı söyleyeceğim birazdan... ...bu da metre ve saniyelerden... ...hani hız neydi... Ee, tamamıyla uyduruyorum şu an 200 kilometre bölü saat yani saatte 200 kilometre yol e, alma durumu bu da sa burada saat kullanılmış e, sonra uzunluk kullanılmış dolayısıyla türetilmiş bir büyüklük olmuş sürat dedik başka ne olabilir enerji türetilmiş bir büyüklüktür bakınız bunların arasında yok sonra güç keza türetilmiş bir büyüklüktür şeklinde bunları söyleyebilirim hemen arkasından skaler ve vektörel büyüklükleri söyleyelim temel büyüklüklerin tamamı skalerdir. Bu arada skaler büyüklük yönü olmayan ya da yalnızca sayı ve birim ile ifade edilebilen büyüklüklerdi. Alan hacim sürat bakınız sürat yön olmadan yani şöyle ki bir aracın sürati 100 kilometre bölü saat olsun. Bu ne demek saatte 100 kilometre yol kat ediyor. Hangi yönde olduğunu bilmemize gerek yok ya da bunu söylememize gerek yok. Enerji herhangi bir enerjinin yönü diye bir şey söz konusu değildir. Güç keza yönü olmayan bir büyüklüktür. Bunlar skaler büyüklüklerdi. Ne yapıyoruz şuraya isterseniz yönsüz diye yazalım. Vektörel büyükler ise yönlü büyüklüklerdi. Kuvvet mesela 20 Newtonluk kuvvet sağa doğru. 10 Newtonluk kuvvet işte sola doğru ağırlığımız hep aşağı doğru yani yere doğru olan bir ağırlığımız. Ağırlık da yer çekiminden kaynaklanan kuvvetle dikkat ediyoruz. Kütle ile ağırlık birbirlerinden farklı şeyler. Unutma. Hız. Şimdi buna gelelim. Hız 100 km bölü saat dememiz yeterli değil. Ne diyeceğiz? Lik mesela doğu yönünde diyeceğiz. Doğu yönünde yönde ifade etmek zorundayız. Yönle ifade edilir hız büyüklüğü. İğme, iğme de kuvvetten kaynaklanan bir niceliktir. Kuvvetin yönü olduğuna göre iğmenin yönü de vardır. Mesela bir araba giderken arabada gaza basılırsa o zaman hareket yönde bir kuvvet uygulanmıştır. Hareket yönünde bir iğme onun hızlanmasına sebep olacaktır diyebilirim. Bakınız bir yön ifadesi söz konusu diyoruz ve bunun gibi birkaç büyüklüğümüz daha var. Fizik ve bilim araştırma merkezleri TÜBİTAK, Sonra Tayek, sonra CERN, NASA, ASELSAN, ESA. Bunlar da bunlardan bizim ülkemizin bilim araştırma merkezleri kimler? TÜBİTAK mesela Türkiye Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumu. Sonra Taek Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, ASELSAN Askeri askeri Elektronik Sanayi şeklinde bunları açılımını söyleyebiliriz. CERN, ESA ve NASA bunlar ise e, dünyadaki bilim ve araştırma merkezleri. CERN zaten e, neyle ilgileniyordu? Atom altı parçacıklar, işte evrenin oluşum vesaire onlarla ilgileniyor. E, NASA uzayla ilgili çalışmalar yapıyor. ESA da uzayla ilgili çalışmalar yapıyor. Hatta ESA e, Avrupa'da yapılan işler, NASA ise NASA ise Amerika'da yapılan işler diyebiliriz. Bilim araştırmalarında etik ilkelere uyulmalıdır. Mesela aşırmacılık yapılmamalıdır. Değil mi? Ondan sonra e, bir takım çalışmalar yapıldığında herhangi birisinin çalışması kopyalanmamalıdır. Hatta e, bilimsel bir e, çalışma yapan yani bilim insanının etik olması demek, onun objektif olması demek, onun tarafsız olması demek, onun güvenilir olması demek vesaire vesaire. Bunları zaten e, konuyu anlatırken tek tek söylemiştik. Eğer hatırlamazsanız lütfen konumuzu tekrar dinleyiniz, konu anlatımımızı. Evet şimdi madde ve özkütle Madde nedir? Madde ortak özellikleri yani kütle, hacim, eylemsizlik, tanecikli yapı gibi özelliklere sahip olan şeylere madde diyoruz. Maddelerin bir de ayıt edici özellikleri var. Bunlar öz kütle yoğunluk, e yani özgül ısı yoğunluk zaten aynı şey. Öz ısı, erime sıcaklığı, işte kaynama sıcaklığı, ısı iletkenliği e, gibi işte elektrik iletkenliği gibi e, şeyler ayırt edici özelliklerdir diyebiliriz. Ortak özelliklerin içerisinde belki boşluklu yapıyı da dahil edebiliriz. Tüm maddeler boşluklu yapıya sahiptir. Hatta aynı zamanda elektrikli yapıya sahiptir. Ne demek bu? Elektronlar ve protonlar elektriksel yüke sahiplerdi. O yüzden elektrikli yüke de sahip diyebiliriz. Elektrikli Yapı diyelim burada bu şekilde özetleyelim. Sonra kütle madde miktarıdır sevgili gençler. Ee, kütlenin SI'deki birimi bu arada kilogramdır. Bakınız kilogram. Mesela e, bir kilogramın gram cinsinden değeri sorulursa 1000 gram olduğunu hatırlamalıyız. Ama bir daha söylüyorum bu SI birimidir. Sonra bir ton. ...bin kilogramdır diyebilirim. Evet. E, SI neydi? Uluslararası Birim Sistemindeki birimiydi. Unutmuyorsunuz. E, sonra hacim. Maddenin boşlukta kapladığı yerdir. Mesela kürenin hacmini bulurken... ...bir tane küre düşünelim. yarıçapı R olsun bu kürenin. Bu kürenin hacmini bulurken 4 bölü 3... P R küp şeklinde yazabilirim. Şekli düzgün olmayan cisimlerin hacmi ölçekli kap yardımı ile bulunu, bulunabilir. Onu buluruz. Mesela ölçekli bir kaba bir cisim attığımızda e, batan cisim sıvının belli bir seviyede yükselmesine sebep olacak. O yükselme işte o cismin hacmidir diyebiliriz. Öz kütle birim hacmin kütlesine denir. Ne demek bu? Kütleyi hacme böleceksin. D eşittir, m bölü V. Sonra işler dışarı yaptığımızda M eşittir D çarpı V de diyebilirim. Mor deve demiştik hatırlarsanız. Kütlenin birimi işte gram, e, hacmin birimi de santimetre küp olursa öz kütlenin birimi gram bölü santimetre küptür. Bir detay veriyorum şimdi. Şunu unutmayacaksınız. Aynı zamanda öz kütle eşittir M bölü V yazdığımda kütle kilogram olarak verilebilir. Bu da metre küp olarak verilebilir. Dolayısıyla öz kütlenin birimi kilogram bölü bakınız metreküp. Hatta burada hemen şu cümleyi kuracağız. Kilogram kütlenin SI'deki birimi. Metrede uzunluğun SI'deki birimi. Dolayısıyla kilogram bölü metreküp de öz kütlenin SI'deki birimi. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayınız sonra sabit sıcaklık ve basınçta öz kütle de sabittir sevgili gençler. Çünkü mesela bir kaba sıvı eklediğimde o kaba hacim olarak da bir şey eklemiş oluyorum. Kütle olarak da bir şey eklemiş oluyorum. Yani hacmini iki katına çıkardığımda dolayısıyla kütlesini de iki katına çıkarmış olacağız. Yani aynı oranda sürekli bir artış olacağı için kütle hacimde oran kesinlikle değişmeyecek. Öz kütle dolayısıyla sabit kalacak. Madde değişmiyorsa öz kütlenin değişmesi için bir sebep yok diyelim. Karışımların öz kütlesi mesela D1 ve D2 öz kütlesine sahip iki tanesi bir kaba koyuyoruz. Bunları homojen bir şekilde karıştıracağız. Karışımın öz kütlesi kesinlikle bunların arasında bir değer alacaktır diyoruz. Peki nasıl değer alacaktır? Büyük olanın öz kütlesinden daha küçük olacak. D1 D2'den büyükse o zaman karışımın öz kütlesi D1'den küçük oldu. D2'den de dolayısıyla büyük olur sevgili gençler. Pekala bir örneklendirme yapalım. Mesela bunun öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp olsun. Bunun öz kütlesi de e, tamamıyla uyduruyorum. 1.2 gram bölü santimetre küp olsun. O zaman öz kütle kesinlikle 2'den küçük olacak. Bakınız ve kimden 1.2'den de büyük olacak diyebilirim. Bu şekilde bir açıklama yapalım. Günlük hayatta öz kütle nerelerde kullanılır? Kuyumculukta kullanılır. E, yani altın oranına göre hani e, altının ayarları vardır. İşte 14 ayar 22 ayar, 24 ayar şeklinde. Sonra ebru yapımında kullanılır. Yani boyalar suyun üzerinde kalarak işte e, yapışması gereken kağıda yapışır. Porselen yapımında kullanılır. Bu gibi şeylerde özgütle hayatımızın e, tam da içerisindedir diyebiliriz. Gençler. Şimdi dayanıklılık, adezyon, adezyon kuvvet ve kohezyon kuvvet. Şimdi dayanıklılık Kist alanı bölü hacimle orantılıdır. Bu orantılıdır demek çünkü bunları söylemiştik. Dayanıklılık bir kıyaslamadır, bir karşılaştırmadır diyoruz. O zaman şekli düzgün aynı maddeden yapılmış katılar için dayanıklılık için ne söyleyebilirim? Hatırlayalım. Bir bölü yükseklik diyebilirim. Bazen diyorsunuz ki hocam hatırlayalım hatırlayalım diyorsunuz ama bilmiyoruz ki artık biliyorsunuz çünkü bu konuları anlattım. O yüzden bu konuları anlattığım için sizden hatırlamanızı isteyebilirim. Hatırlamıyorsanız da dediğim gibi daha geniş bir anlatım için lütfen konuyla ilgili videomuzu seyredin gençler. Şimdi adezyon kohezyon kuvvet. Adezyon kuvvet ne yapıyormuş? Farklı madde moleküller arasında oluşuyormuş. Kohezyon kuvvet ise sıvının kendi moleküller arasında oluşurmuş. Kohezyon kendi bakınız kendi sonra adezyon arkadaşlık yani farklı moleküller arasında oluşuyor diyebilirim Tozların sehpaya yapışması yani toz moleküllerinin sehpa moleküllerini çekmesi ya da sehpa moleküllerinin toz moleküllerini çekmesi. Farklı moleküller arasında çekim. Ya da bakın bu da pardon su damlasının küresel şekil alması. Bu da koezyonda yani sıvının kendi molekülleri arasındaki çekim kuvveti sayesinde sıvının dağılmak, dağılmama durumu. Yani kendisini böyle toplu tutma durumu diyebilirim. Yüzey gerilimi Kohezyon kuvvetlerinin etkisiyle oluşur. Ayırt edici bir özelliktir. Suyun yüzey gerilimini sabun deterjan azaltır. Çözülmeyen madde azaltır. Tuz arttırır. Basınç artışı ise azaltır. Kılcağılık adezyon ve kohezyon kuvvetleriyle sıvının hareket etmesidir. Peki burada e, su kılcal borunun içerisinde yükselmiştir. Neden? Kılcal borunun moleküllerinin suyun moleküllerini çekmesi moleküllerin kendi arasındaki çekimden daha fazlaymış demek ki. Şöyle diyorduk. Adezyon kuvvet A adezyon olsun. Bu da koezyon kuvvet K da koezyon. Adezyon kuvvetler burada daha büyük olduğu için demek ki burada su yukarıya doğru yükselir şeklinde bir şey söyleyebilirim. Pekala şunu da hatırlamamız lazım. İnce boru olursa aynı miktar aynı miktarda su yükseleceği için miktar ne demek? Hacim olarak düşünebilirsiniz. O zaman burada yükselme daha fazla olur diyoruz. Eğer kalın boru olursa şöyle yaptığımızda buradaysa daha az yükselme olur diyebilirim. Aynı miktardaki su yükselme olması durumu için. Civa'ya geliyorum. Bak burada ise kohezyon kuvvetler daha etkili farkındaysanız. Çünkü e, civanın kendi molekülleri arasındaki çekim yüzünden şuradaki civa aşağıymış gördüğünüz gibi. O zaman bakınız yani burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Kohezyon kuvvetler e, adezyon kuvvetlerden adezyon daha küçük çizim daha büyüktür şeklinde bir yorum yaptık. İnce boru olursa ince boru olursa miktar olarak aynı miktarda civa çekileceği için o zaman daha fazla çekilme olur diyoruz. Görüyor musunuz? Yükseklik azalması daha fazla oldu. Eğer kalın boru olursa biraz sağ tarafa taşıyayım sanki devam varmış gibi düşün. O zaman buradaysa aynı miktarda civa geleceği için sevgili gençler yükselme pardon alçalma daha az olur diyebilirim. Cümleyi kuruyorum o zaman. İnce kılcal boruda yükselme ya da azalma daha fazladır yorumunu yapabiliriz. Evet. Şimdi artık sorularımıza başlayalım. İlk sorumuz kış lastiklerinde diş sayısının fazla olması sürtünmeyi arttırır değil mi? Soğuk havalarda verilen nefes sonucu gözlük camları buğulanır. Sinir olduğumuz bir şey bu evet. Fiber optik kablo ile internet iletimi sağlanır. Yukarıda verilenler fiziğin hangi alt dallarının çalışma alanına girer? Şimdi kış lastiklerinde diş sayısının fazla olması sayesinde sürtünme. Ne ile ilgili? Hareketle ilgili. Ne ile ilgili? Kuvvetle ilgili hareket, kuvvet gibi şeyler hangi fiziğin alt alanı alt alanı ile çalışılıyordu? Tabii ki mekanik değil mi? Güzel. Sonra soğuk havalarda verilen nefes sonucu gözlük camları buğulanır. Yani ne var orada? Ee, soğuk olması durumunda e, yoğunlaştırma durumu var. Yoğuşma durumu söz konusu. E, bu durumda bir ısı olayları söz konusu. Yani termodinamik diyoruz sevgili gençler. Isı yani ile ilgili her şey termodinamik. Fiber optik kablo ile internet iletimi sağlanır. Bakınız şöyle bir durum var. Fiber optik içerisinde aslında ışınlar hareket eder. Hatta ışık hızıyla internet dediğim şey o. Işınlar olduğuna göre ışın, ışık gibi şeyler duyduğumuzda hemen ne yapıyoruz? Optiği de yapıştırıyoruz. Gidiyor. Evet. Şimdi bir sorumuz daha var. Yukarıdaki tabloda verilen boşlukları doldurunuz. Hadi dolduralım. Fiziksel büyüklük, sembol, SI'deki birimi, örnek, ölçüm aleti. Üç tane büyüklük var karşımıza. Uzunluk. Uzunluğun sembolü küçük L. Sonra SI'deki birimi tabii ki metre. Sonra şöyle küçük M'ye getiriyoruz. Sembol olarak gösteriyoruz. Ee, yani bu birimin sembolü. Yani normalde kendi sembolü gördüğünüz gibi küçük L. Dikkat. Örnek ölçüm aleti. Cetvel olur. Cetvel olur. Kumpas olur. Şöyle. Bunlar arttırılabilir. Şerit metre olur. Sonra akım şiddeti. Akım şiddetinin sembolü küçük i. Sonra SI'deki birimi amper. Dikkat ediyoruz. Mesela bazen mili amper der. Bakın mili amper. Şimdi bu ne demek? Ee, mili hani bine böl demek. Hani amperin binde biri kadar. Mili geldiği için oradaki SI'deki birimi olayını bozar. Yani bu SI'deki birimi değildir. SI'deki birimi tek başına amperdir. Sonra örnek ölçüm aleti amper metre ile ölçülür zaten isminden de anlaşılıyor diyelim. Sıcaklık sıcaklığa geldiğimizde ise sembolü büyük T'dir. Bakın termometrenin T'sini hatırlayabilirsiniz. Sonra SI'deki birimi bunun santigrat değil kelvindir diyoruz bunun SI'deki birimi. Peki hocam santigrat dereceyi kullanıyoruz biz o sanki sıcaklığın birimi değilmiş gibi şeyler söylüyorsunuz bize. Hayır o da bir normalde sıcaklığın birimi. Fakat SI'deki birimi kelvindir diyoruz. Dikkat. Örnek ölçüm aleti ise termometre yani sıvılı termometre olabilir, katılı termometre olabilir. Bu şekilde termometre, termodinamik bakın termodinamik unutma ısı ile alakalı şeyler ile ilgileniyordu. Termometre dolayısıyla sıcaklığın ölçüm aletidir diyebiliriz. Ve diğer sorumuza artık geçiyoruz. Kütlesi 2 ton olan bir kamyonet 540 kilogramlık yükü ile ortalama 70 kilometre bölü saatlik süratle giderken şoförü frene basıyor. Tekerleklerle yer arasında oluşan 10.000 Newtonluk kuvvet sonucu kamyonet 5 metre bölü saniye karelik iğme ile yavaşlıyor. Yukarıdaki metinde verilen skaler ve vektörel büyüklükleri belirtiniz. Evet tam, tam bir yazılı sorusu olmuş. Şimdi 2 ton olan bir kamyonet yani burada ne var? Kütle var kütlenin yönü var mı? Hayır. Kütle ile ağırlık birbirinden farklı şeylerdir. Hatta hatırlarsanız benim ağırlığım 80 kilogram. Kesinlikle yanlış bir cümle. Benim kütlem 80 kilogram ağırlığım olduğunda orada MG olayı söz konusu. Yani yer çekimi iğmesiyle çarpmam gerekiyor. Mesela benim ağırlığım buradaki yer çekimi iğmesini e, 10 metre bölü saniye kare kabul edersen 80 MG M çarpı G 80 çarpı 10'dan 8 Newton'luk bir ağırlığım var. Bak ağırlığımla kütle birbirinden farklı şeyler değil mi? Kütlesi 2 ton olduğuna göre mesela bu 2 ton hemen yazıyorum. kadar çünkü yönü yok. 500 kilogram kütle olduğuna göre Yine skaler diyoruz. Devam ediyoruz. 70 km bölü saatlik sürat. Yani deseydik bize 70 km bölü saatlik atıyorum e, kuzey yönünde hız deseydi o zaman vektörel olacaktı. Çünkü yönle ifade edilmiş olacaktı. O zaman sürat dediği için 70 km bölü saatlik süratte skalere girer. Hatta SS yani bazen aklınız karışabilir. Sürat skaler miydi? Vektörel miydi? SS skalerdi diyeceksin hemen. Tekerleklerle yer arasında oluşan 10.000 Newton'luk kuvvet. Şimdi sürtünme kuvvetinin yönü zaten hareket yönüne terstir. O yüzden bir yön durumu zaten söz konusu. Ve kuvvet kuvvet olduğuna göre vektöreldir diyoruz. 10.000 Newton'luk kuvvet ...vektöreldir diyebilirim. Ve kamyonet 5 metre bölü saniye karelik iğme ile e Yani iğme e, neydi iğme? Kuvvetten kaynaklanıyordu. Kuvvetin yönü olduğuna göre iğmenin yönünde vardı. O yüzden 5 metre bölü saniye karelik iğme dediğinde... ...bunun da vektör olduğunu söyleyebilirim. Bakınız tüm büyüklükleri skaler ve vektörel büyüklük şeklinde yazmış olduk. Güzel. Bir sorumuz var bakalım neymiş? Yukarıda verilen birim çevirmelerini yapınız... Evet şimdi burada biraz matematik yapacağız. 400 gram kaç kilogramdır? Şimdi kilogramı grama çevirirken 1000 ile çarpıyordum ya. O zaman gramı kilograma çevirmem için 1'e bölmem lazım. O yüzden 400 bölü 1000 şeklinde yazabilirim. Ve buradan şu 2 sıfır buradaki 2 sıfır gitti 4 bölü 10. Dolayısıyla 0,4 kilogramdır diyorum. 750 miligram kaç gramdır? Mili deyince aklımıza onu bine böl demek gelsin. Mili bin. Mili bin. O zaman 750'yi bine bölüyoruz. Ve buradan da sıfırlar gittiği 75 bölü 100. O zaman ben bir virgül 1 virgül kaydırarak 0.75 gram diyebilirim. Ee, değil mi? Evet devam edelim. 0.02 metreküp kaç santimetre küp? Burası biraz detaylı. Bakın şimdi metre 1 metre 100 santimetre. Evet. O zaman metreküp dediğimde 1 metre, 1 metre ve 1 metreyi çarpacaksın. Dolayısıyla 100 santim, 100 santim bunların hepsini çarpacağız. Değil mi? 100 santim, 100 santim. Ne gelmiş oldu? 100, 100, 100. Yani kaç tane? 2, 4, 6 tane sıfır olduğuna göre 10 şu şekilde yazabilirim. 2, 3, 4, 5, 6 tane 0 geldi. Gördünüz mü? Dolayısıyla 1 metreküpün ne olduğunu görüyorum. 1 milyon santimetre küp olduğunu görüyorum. O zaman ben bunu 1 milyonla çarpacağım. 1 milyonla çarpalım. Önce 1, 2, 3 tane şöyle yapıyorum. Zaten bürgüldü pardon. Ee, neyle çarpıyorduk? 1 milyonla çarpıyorduk. Bu tarafa geliyoruz. Bir tanesi gitti. Bir tanesi daha gitti. Bir tanesi daha gitti. 2 kaldı. Yani 3 sıfır gitti. Sonra bir daha 3 sıfır koyarsam hemen yapalım. 2 bin santimetre küptür diyebilirim. Şurada göstermemi isterseniz 0.02 çarpı 1 milyon demiştik. Yazıyorum hemen. Açık açık. Bunlar 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 gitti. Tık 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 artık 2 çarpı 1000'den az evvel söylediğim gibi 2000 santimetre küp gelmiş oldu. Evet güzel. 4 litre kaç desimetre küptür? Zaten 1 litre demek 1 desimetre küp demek. O zaman 4 litre de 4 desimetre küp demek. Evet 200 mililitre kaç litre? Mili neydi? Bunu bine böl demekti. O zaman 200 bölü bin yaptığımda ne görüyorum? Bunlara pat pat bay bay diyorum. O zaman 2 bölü 10'dan 0,2 litre diyebilirim. Yani bizim almış olduğumuz kutu sütler var ya onlar işte 200 mililitre yazar üzerinde. Demek ki 0.2 litreymiş. 0.2 de normal litrenin kaç katıdır? hani bunu açarsanız 2 bölü 10 yazarsanız bakın şu 2 bölü 10'u nasıl görüyorum? 1 bölü 5. Demek ki 1 litrenin 5'te biriymiş. Yani 1 litreyi 5'e böl elde ettiğin şey 200 mililitre, mililitrelik süt. 0.5 litre kaç santilitre? Şimdi santi Santiye geçerken nasıl ki metreden santimetreye geçerken şöyle yapıyorum. 1 metreden santimetreye geçerken ne yapacağız? Kaç santimetre dersek? 100 santimetre değil mi? Evet o zaman burada da aynı şey yapacağız. 0.5 litre kaç santilitreymiş? 100 ile çarpacakmışız. 0.5 çarpı 100 eşittir. Bir tane sıfır götürdük. Bir kaydırdık. Buradan da 50 santilitre. Sonra 200 santimetre küp kaç litre? Hmm. Şimdi önce... Litrenin desimetre küp olduğunu hatırlayalım. Dolayısıyla santimetre küpü desimetre küpe çevireceğiz. Şimdi santimetreyi desimetreye çevirirken ne yapmam lazım? 1 bölü yani ona bölmem lazım desimetre değil mi? O zaman bunu küp yaptığımda dolayısıyla bunu da küp yapmam lazım. 1 bölü 10, 1 bölü 10, 1 bölü 10. Dolayısıyla sevgili gençler bunu 1'e bölmem gerekiyor. Hemen bölüyorum 200 bölü Hani 1 bölü 10, 1 bölü 10, 1 bölü 10 dediğimizde 1'e bölüyoruz. Bunlar 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 bay bay diyoruz. Gene 2 bölü 10'dan 0.2 litre çıkmış oldu. O zaman ben ne görüyorum? 200 mililitre ile 200 santimetre küp demek ki eşit şeyler. Buradan hemen karşıma mililitrenin santimetre küpe eşit olduğunda söyleyebilirim değil mi? 1 mililitre 1 santimetre küp konu anlatımında da bunu söylemiştik zaten. O zaman 300 mililitre demek 300 santimetre küp demektir diyebilirim. Evet diğer soruya geçelim artık? Hadi bakalım. Şimdi bir bardak var ve silindirik bir bardak. Yanda da akvaryum var. Çocuk dikdörtgenler pizması şeklindeki akvaryumu silindirik bardak ile doldurmak istiyormuş. Çocuk akvaryumu dolması için kaç bardak su eklemelidir? O halde ne yapmam lazım benim? Buradaki bardağın hacmini bulmam lazım. Her bir bardak ne kadar hacimde su? Dolayısıyla buradaki hacmi de bulacağız ve buna buradaki hacmi buna böldüğümüzde de elde edeceğimiz sonuç bardak sayısı olacak diyebilirim. O zaman bardağın hacmi şu şekilde yapalım. V bardak her bir bardak ne kadar su alıyormuş diyoruz. Ve e, bir silindir olduğuna göre karşımızda pi r kare çarpı h. Pi'nin yerine 3 alıyoruz. R'miz 4'ün karesi çarpı yükseklikte 10 gelmiş oldu. O zaman 4 geri 4, 16, 3 çarpı 16, 48, 480 santimetre küp. Demek ki bir bardak su 480 santimetre küpmüş. O zaman hadi akvaryuma bakalım. akvaryumun hacmi neymiş? Hemen akvaryuma geçtik. Bu ne? Dikdörtgenler prizması olduğuna göre A B, C. Hepsini çarpacağız. 48 çarpı 10 çarpı 20. Gördüğünüz üzere 480. Yani şöyle bir şey çıkıyor. Farkında mısınız? 480 çarpı 20. Ha, o zaman ben basit bir şey söyleyebilirim. Demek ki akvaryumun hacmi, akvaryumun hacmi ne kadar Kaç tane bardak yapar anlamında söylersem en tane V bardak. E ben net bir şekilde şunu söylüyorum. Bak şunu görüyorum. Bu neydi? 480 çarpı 20. Niye bıraktım biliyor musun? Çünkü bu 480. E dolayısıyla n çarpı b bardak da 480. Demek ki 20 bardak n eşittir. 20 bardak suyla biz bu akvaryumu doldurabiliriz. İsteyen şunu yapabilir tabii ki. Hocam ben 20 ile 480'i çarpayım ya. Olur çarp. Ne yapacaksın? E, 2 çarpı 48... 96 olacak ve 9600. Hocam sonra ben bunu bölmek istiyorum. Olur. Bunu buna böleceksin. Bardak sayısını bulmak için 9600'ü şu 480'e böldüğünde yine aynı 20 barda bulursun diyebilirim. Evet. Şimdi sonraki sorudayım. Neymiş sorumuz? Öz kütle sorusu. X kabı toplamda 250 gram geldiğine göre önce X kabının kütlesini soruyor. Sonra kabın geri kalanı Y ile doldurulursa kap toplam kaç gram gelir diye soruyor soru bize. Öncelikle kütle hacim grafiği var karşımda. Burada yapmam gereken şey öz kütleyi bulmak. Değil mi? Öz kütleyi bulursam 40 cm küp K sıvısının kütlesinin ne olduğunu söyleyebilirim. Buradan yola çıkarak K'nın öz kütlesi eşittir. Şu köşeyi kestiği noktayı alıyoruz. 40 gramken hacmi olmuş. O zaman 40 bölü 10'dan 4 gram bölü santimetre küp K'nın öz kütlesi geldi. Gelelim L'nin öz kütlesine. L'nin öz kütlesi ise burada köşeyi kestiği noktayı alıyorum. Burada 20 gramsa şöyle 20 gram iken hacmi de 20 imiş. O zaman 20 bölü 20'den 1 gram bölü santimetre küptür diyoruz. Güzel. Pekala K sıvısının 40 santimetre küpünün ne kadar geldiğini söyleyebilirim. Niçin? Nasıl yapabilirim? Ee, M eşittir D çarpı V'di. Bakınız. O zaman buradaki K sıvısı için MK eşittir eşittir DK çarpı hacmi. V K diyorum. Sonra bakıyorum öz kütlesini 4 bulmuştuk. Hacmi de 40 cm küplük bir seviye gösterdiğine göre o zaman 40 ile çarpıyorum ve 160 gramlık bir sıvı olduğunu görüyorum. Peki toplam kütlesi 250 değil miydi? E tamam o zaman ben X kabının kütlesi ile içeride K sıvısının kütlesinin 250 bilgisini soruda veriyorum. K'nın kütlesi de 160'ı K sıvısı olduğuna göre buradan da X kabının kütlesinin 90 gram olduğunu herkese rahatlıkla söyleyebilir. Gelelim kabın geri kalan kısmı Y ile doldurulursa yani buraya kadar Y sıvısı ile doldur diyor. E yaparız. Koyacağımız Y sıvısının kütlesi ne olur? Yazalım hemen. D çarpı VY. Öz kütlesi 1'di. Evet. Hacmi de ne kadardı? 40'ın üzerine 100 santimetre küp. Bak 40 seviyesine kadar K dolu. 100 santimetre küp seviyesine kadar Y geleceğine göre o zaman Y'nin hacmi e, 60 santimetre küpmüş diyebilirim tamamdır. 1 çarpı 60'tan 60 gramlık Y sıvısı koyacağız. Zaten kabın toplam kütlesi 250 gramdı. Bir de Y koyduğumuzda artık toplam kap şöyle toplam kütle pardon 250 vardı artı Y'nin kütlesini diyorum. 250 artı Y'nin kütlesi de 60 olduğuna göre 310 gram gelir diyebiliriz. Şimdi geldik diğer sorumuza. K cisminin kütlesi 300 gram olduğuna göre e, öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? X sıvısı normalde 300'e kadar dolu. Sonra K'yı X sıvısının içerisine koyduğumuzda bakınız 3 bölmesi batmış. 3 bölmesi batmış. Bak dikkat. 1, 2, 3 bölmesi batmış. Ve seviyeyi 300 300'ken, 300 santimetre küpken ne kadar yükselmesine sebep olmuş? 450. Yani buradaki toplam seviye, pardon toplam hacim 450 ve toplam. Peki 450'nin ne kadarı x sıvısı zaten sağ tarafta şöyle pardon sol tarafta x sıvısının hacmini biliyorum V toplam 300'ü x ise yani şöyle yazıyorum Vx 300'müş. Dolayısıyla e, K kabının pardon K cisminin 3 bölmesinin şöyle yapalım mı isterseniz? K'nın K'nın 3 bölmesi açık açık yazalım ya. çekinmeyelim. 3 bölmesi ne kadar oldu? 150 santimetre küp oldu. Güzel. Pekala. Şimdi K cisminin bakın K cisminin normalde 4 bölmesi var. Öz kütlesini soruyorsa şunu yapmam lazım. DK eşittir. K'nın kütlesi bölü K'nın hacmi. Şimdi 3 bölmesi 150 ise 4 bölmesi 200'dür diyebilir miyim? Her bir bölmesi çünkü 50. Bu da 50, bu da 50, bu da 50 olacak. O zaman ben VK'nın hacmini 4 bölmenin 200 cm küp olduğunu söyleyebiliyorum. Kütlesi de 300 gram olduğuna göre, hacmi de 200 olduğuna göre o zaman ne çıkacak? 3 bölü 2 çıkacak diyebiliriz. Evet. Şimdi sonraki sorumuza bakıyoruz hemen. Taşırma kabına şekildeki gibi yavaşça bırakılan K cismi tamamen batıyor ve kaptan 60 gram sıvı taşıyor. K cisminin kütlesi 300 gram olduğuna göre öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? K'nın öz kütlesini bulmam için K'nın kütlesini K'nın hacmine bölmem lazım. Şimdi K'nın kütlesini biliyorum. Farkındaysanız 300'ü biliyorum. Peki bunu biliyor muyum? Bana bu lazım. Onu da nereden bulacağız? Verilen bilgileri kullanmaya çalışalım bakalım. Ne diyor bize? 60 gram sıvı taşıyormuş. 60 gram. Peki taşan sıvının kütlesi aslında taşan sıvının öz kütlesi çarpı hacmidir değil mi? Şöyle yazabilir miyim? D sıvı çarpı V taşan hacmi diyorum. Peki sıvının öz kütlesinin 2 olduğunu biliyorum. Değil mi? 2. Ve taşan dersem şuraya 60 yazdığımda o zaman taşan hacim sevgili gençler 60 bölü 2'den 30 santimetre kökmüş diyoruz. 30. Pekala cismi kayıcısını bıraktığımda buraya geldi ya hemen sıvı taşar mı? Hayır. Nasıl taşacak? Taşmaz tabii ki. Öncelikle yükselme lazım buraya kadar yükselecek değil mi? Hemen böyle bir hayal bizde canlandırıyoruz. Bir düşünüyoruz. Bu nasıl bir şey olur? K cismini koyarsam önce sıvı yükselir, sıvı yükselir, sıvı yükselir, sıvı yükselir. Ondan sonra taşar. Peki sıvı ne kadar yükseliyor? 120 ile 150 arasını doldurmak için burada 30 santimetre küpte bir yükselme olmalı. Yüksel T var. Evet. O zaman önce 30 yükseltti. 30 da taşırdı. Buradan da ben K'nın hacmi için yükseltmiş olduğu hacmi almak zorundayım. Bir de taşırdığı hacmi almak zorundayım. Toplamda 30 artı 30'dan 60 santimetre küpmüş K cisminin hacmi. Getirelim koyalım yerine. 60'ı koyduk. 300 bölü 60'dan cevabımız 5 gram bölü santimetre küpmüş diyebilirim. Evet. Şimdi bir sorumuz daha. Neymiş bu soru? Dayanıklılıkmış. K yüzeyinde yerde duran dikdörtgenler prizması şeklindeki cisim L yüzeyi yere değecek şekilde konulduğunda dayanıklılığı değişmiyor. Hmm. M yüzeyi yere değecek şekilde konulduğunda ise dayanıklılığı azalıyor. Buna göre kenar uzunlukları ABC arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? Şimdi şekli düzgün bir cisim var karşımızda. Dikdörtgenler prizması. Pekala dayanıklılık orantılıdır. Direkt 1 bölü yükseklik diyoruz değil mi? İlk baştaki dayanıklılığa baktığımda ilk baştaki dayanıklılık yükseklik C olduğuna göre. Bakın burası tabanı şu an. E tabanı buysa yüksekliği buysa o zaman ilk baştaki yüksekliğimiz 1/c. Gördüğünüz gibi 1/c ilk yüksektir. ilk dayanıklılık şöyle yazalım. İlk dayanıklılık. Sonra orantılı bir bölü c Sonraki dayanıklılığa giriyorum. En son da en son yazarız. Sonraki dayanıklılık ise bir bölü nereye koyuyormuşuz biz bunu? Bakalım L yüzeyi yere gelecek şekilde. Bak elim burası yer oldu gördüğünüz gibi. O zaman yüksekliğe baktığımızda A kadar olur. Hemen böyle bir canlandıralım. Üç boyutlu düşünelim. Burası yerse yükseklik A olacak. Sonraki dayanıklılık bu durumda 1 bölü A'ymış. Ve bunlar birbirlerine eşitmiş değil mi? Evet. O zaman bunlar birbirlerine eşitse C ile A birbirlerine eşit oldu. Ve sonraki en son dayanıklılığa geldiğimde en son bu da orantılıdır. Ne yapıyormuşuz? M'ye getiriyormuşuz. Elimize M buraya koyduk. 3 boyutlu düşünelim. Şöyle şekilde çevirelim. Ters çevirelim. Bak yüksek bu sefer B oldu gördün mü? 1 bölü B. Peki bu durumda dayanıklılık azalıyormuş. Dayanıklılığın azalması demek paydanın dolayısıyla büyümesi demek. Bakın payda büyüyor. Yani en son durumda dayanıklılık küçükse o zaman buradan B en büyüktür diyebiliriz. Ve bu soruyu da bu şekilde çözmüş oluruz. Güzel. Şimdi geldik ödüllü sorumuza. Su dolu kap içine daldırılan camdan yapılmış X, Y ve Z borularında su seviyelerin H, Y, HX ve e, HZ olduğu biliniyor. Yani böyle bir büyüklük ilişkisi var. Buna göre cam borularının kesit alanları AX, AY ve AZ arasındaki büyüklük ilişkisini söyleyebilirsiniz. Yani burada zaten en başında bundan bahsetmiştim. İyi bir sınav geçirmenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.